Dostlar merhabalar Şimdi çemberde açının e, Tarama testi ve konu testini gömeceğiz Birlikte hemen birinci sorumuzla Başlayalım Şimdi şekildeki halka A ve B noktalarından kesilip Sağdaki hale getiriliyor diyor Şurası 80 derece ise Mavi renkli yayın ölçüsü kaçtır Bakın şu mavi renk şu da pembe renk olsun dostlarım. Mavi ile pembenin toplamının ne olduğunu görüyorsunuz yay olarak topladığınızda 360 derece. Peki şuraya bakalım. Bakın pembe ile 80'in toplamına bakın. Pembe artı 80 eşitmiş mavinin yay uzunluğuna, yay ölçüsüne yani maviye eşitmiş dostlarım. O halde M gördüğümüz yere P artı 80 yazalım şurada. M gördüğümüz yere P artı 80 artı bir P var eşittir 360. Buradan 2P, 80'i bu tarafa atalım 280. P eşittir 140 çıktı. Peki P 140'sa 80'le topladığımda ne yaptı dostum? 220 mi yaptı? Mavi yayın ölçüsü 220 dereceymiş dedik. 2'ye bakalım. Yukarıdaki AB çaplı dairesel sıcaklık göstergesinde 0 santigrat dereceden 180'e kadar yay üzerinde ibre 20 dereceyi göstermektedir diyor. Buna göre sıcaklık 80 dereceye yükseldiğinde o merkezli gösterge ibresi kaç derecelik yay çizer diye bir soru sormuş. 80 dereceyi gösterecek arkadaşlarım şuraya gelecek ibremiz. Bize de buradan buraya ne kadar döner diye bir soru soruyor şimdi. Şu çaptı kardeşlerim. Çapı bir daha şöyle bir tık daha kalınca gösterelim. Şurası bizim çapımız. Şurası merkez. Çapın üstü 180 dereceydi. Bakın şurada kaç tane boşluk var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane boşluk var. Hemen 180'i 12'ye böldüğünüzde 15 derece çıkar ki Demek ki şuradaki bir boşluk 15 dereceye denk geliyormuş diyebilirsiniz dostlarım. Şurada da tabii bir boşluk var. 15 de burada. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 15 derece döndüm dostlarım. 6 çarpı 15 de 90 derece yapar. Demek ki benim ibrem 90 derecelik bir dönüş yapmış diyebiliriz. Evet, üçüncü sorumuz. 7 arkadaş daire şeklindeki büyük bir pasta yaptırarak doğum günü olan arkadaşlarına sürpriz yapıyorlar. Önce pastayı tam ortadan ikiye ayırıp parçaların birinden merkez açısı 40 derece olan bir daire dilimini doğum günü olan arkadaşına verip kendilerini bu parçadan geriye kalan kısmı merkez açısı eşit olan dilimler halinde alıyorlar. Daha sonra doğum gününe 6 farklı kişi daha katılıyor. Ayırdıkları diğer kısmı altı kişiye eşit düşecek şekilde ikram ediyorlar. Tamam. Buna göre yeni gelenlerden birinin yediği daire diliminin merkez açısı ilk anda gelen yedi arkadaştan birinin yediği daire diliminin merkez açısından kaç derece fazladır diye güzel bir soru almış arkadaşlarım. Yedi arkadaşlar bir pastayı bak doğum günü olan arkadaşlarına sürpriz yapıyorlar diyor. Önce pastayı tam ortasından iki ayrı pastalardan Şöyle bir çizelim ya biz şimdi bizim pastamızı. Şu bizim pastamız. Şimdi bunu önce tam ortasından ikiye ayırdık. Şurası merkez. Sonra üstteki parçadan bahsedelim. Biz bir merkez açısı 40 derece olan bir dilim kesiyoruz. Bunu arkadaşlarına veriyorlar. Doğum günü olan çocuğu. Doğum günü çocuğu bunu yedi. Doğum günü çocuğu yedi. Kendileri bu parçadan geriye kalan kısmı merkez açısı eşit olan dilimler halinde alıyorlar. Şimdi geriye de 140 derece kalıyor. 7 kişiydi değil mi bunlar? 7'ye bölüyorlar. 7'ye bölelim. Doğum günü olan arkadaşları kenarı parçadan geriye kalan kısmını eşit olan dilimler halinde alıyorlar. 7 kişi de arkadaşla bunlar doğum günü olan çocuğu bu 8 kişiler toplam. 7'ye bölersek 140'ı her biri 20 derecelik pasta yiyor arkadaşlarım. Şöyle 20 derecelik pasta yiyor. Daha sonra doğum gününe 6 kişi daha katılıyor. Ayırdıklar diğer yarım kısmı. Yarım kısım şurası. 6 kişiye de eşit bölüyorlar. O zaman 180'i 6'ya bölersem her biri 30 derece yiyecek. Kaç derece fazla? Bakın 30. Şu 7 arkadaştan biri de 20 derecelik yedi. 10 derece fazla yiyorlar arkadaşlarım. Soru bu. Şuna bakalım. Şekildeki çember dümende kollar eşit aralıklıdır. Kaç tane aralık var? Bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen 360 12'ye böldüm. Her biri 30 derece. Şu açıya bakın. Gördüğünüz üzere 60 derecelik bir yay görüyor, değil mi? Şuradaki 60 dereceyi görüyor. Çevre açı olduğu için yarısı olacak. 30 derece. Evet çapmış AB çapı gören çevre açı 90'dı. O halde buraya 90 dedim. 65 ise şuraya da 25 kaldı arkadaşlarım. Cevabımız 25. Buna bakalım. AD yayı 105. O zaman şimdi şunların da her biri eşit kiriş olduğu için arkasındaki yayların da ölçüleri eşit. AAA dedim. Yani 3A ile 105'in toplamı 360 olacak. Hemen 3A eşittir. 360'dan 105 çıkartalım. 255 kaldı değil mi? 355, 360. Doğru. A eşittir. Bu durumda 3'e bölersek bunu. 8 kere 3, 24. 15'te de 85 kaldı. A 85. Şimdi x'e bakın. Şu yayı görüyor x'imiz dostlarım. Şuranın tamamını görüyor. Yani 85 ile 105'in toplamı 190'ı görüyor. Yarısı olacak dostlarım 190'ın 95 olacak diyebiliriz. Cevap Bursa'dan geldi. Şimdi bir durdurayım. Zil çaldı. Bir dahaki ders devam ederiz boşlukta. Evet bakalım sıradaki sorumuz ne diyor dostlarım? 7. soru. Paralel mi bunlar? Paralel AB ile dubalar. ...doğrusu olarak B noktasından yüzüyor axB şurası 70 c d 150 toplamları 220 yaptı şu yayla şu yaya toplam 140 kaldı dostlarım ve paralel kirişlerin arasında kalan yaylar eşit old olduğundan dolayı bunların her biri 70'er derece geldi Alfa 70'i gören bir çevre açı olduğu için de yarısı olacak. 35 derecedir. Yapıştır gelsin. Evet. Devam. 8. sorumuz. X, Y. Bakın şimdi bu X dediğimiz açı teğet kiriş açı. O halde gördüğü yay 2X. Şimdi Y çevre açı. Gördüğü yayın yarısı olacak. 2X'in yarısı x olacak. Demek ki y x'e eşitmiş arkadaşlarım. O halde y yerine x yazarsak biz şurada 2x 100 olur. x 50 gelir. Neyi soruyor? ad yayının ölçüsünü soruyor. Yani 2x'i soruyormuş. 100'dür dedik. Ders veren çember yayı üzerinde eşit aralıklarla çizilmiş 9 öğrencinin üstten görünümü. Demek ki her iki öğrenci arasındaki yay 9 öğrenci var ya 360 bölü 9'dan 40 derece. O zaman şurası da 40 şurası da 40 toplam 80. Bakın alfa iç açı önden ve arkadan gördüklerinin toplamının yarısı olacaktı. 80 ile 40'ın toplamı 120'dir. Yarısı da 60'tır diyelim. Alfa 60 derece olacak. Evet, 10. sorumuz. Şimdi, x, bakalım bir çevre açı, gördüğü yay 2x olacak diyelim. Şuraya bir ne yazalım? E, 2y yazalım buraya da. 2y'yi gören açımız y olacak diyelim. 70'in iç açısı 110'dur x ile y bir de 110'un toplamı 180 olacak. x ile y'ye 70 kaldı bu durumda. x artı y 70'tir. Bir de şunu söyleyelim. 21 dış açı gördüklerinin farkının yarısı olacak. Yani 2x eksi 2y bölü 2 20 olacak. 2'ye bölelim hepsini. x eksi y eşittir 20 oldu. Topladık bunları. 2x eşittir 90, x eşittir 45 geldi. Şuna bakalım. Şimdi 40 dondurma kuralı yapıyor. İki teğetin arasındaki açı. Gördüğü yayla 180'i tamamlayacak. O zaman 140. 60 da dondurma kuralı yapıyor. Gördüğü yay 120. Toplamları 180 olacaktı yayla açının. Peki burası 260 yaptı. O halde şu boştaki yaya 100 kaldı. X de çevre açı olduğu için yarısına eşit olacak. 50'yi paketledik. 12. sorumuz. X kaçtır diye bir soru sormuş bize değil mi? X kaç derecedir diye bir soru sormuş. Tamam. Şimdi neler yapalım? Şuna A diyelim. e merkez açımı peki bunu bir bulalım. Noktaları üzerindedir. E merkezde değil değil mi? B, 160 sadece. Başka da bir şey yok. Peki, şimdi X'in gördüğü yay şurasıdır ki bu 2X derece olacak. Ee, başka, şu X ile şuranın toplamı Y diyelim buna. X ile Y'nin toplamı 180'dir. Kirişler dörtgen olduğu için X artı Y 180 diyelim. Sonra e, ee, şuna da A diyelim bir. Şuna B, şuna B diyelim. Bakın 2A ile 2B de kirişler dörtgeninden toplamları 180 olur. Demek ki A ile B'nin toplamı 90 derece gelecek. Şu dörtgene baktığınızda A ile B'nin toplamı 90. 160 burada var. Y var. Bunların toplamı 360 olacak. Şimdi 160 ise Geriye 200 kalıyor. İkisinin de toplamı 90 olduğu için y'ye 110 kaldı arkadaşlar. Tabi y 110 ise x de 70 olmalı ki toplamları 180 olsun. Evet 13. sorumuz. Çeyrek çember 80 var 150 var. X kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi hemen şu kiriş şey yarı çapı çizdim. Bunlar eşit. Burası 80 buraya 70 kaldı. 80 80 160 20 kaldı. Şunu da çizdim. Bu da yarıçap 70. 70 70 140 40 kaldı şuraya. 60 oldu toplam burası. 30 derece kaldı. Bunlar da eşit oldukları için x. 30sa 2x'e 150 x de 75 oldu. Şuna bakalım. Yine bir katlama sorusu. Bakın katlanmış tam merkezden geçiyorsa o zaman bu yay 120 demiştik. Bu yay da 120. KM 10 dereceymiş şurası. L, X, N şurası kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. 120, 120 daha 240, 10 daha 240 sa 250, 110 kaldı ki bu yaya toplam 360 olsun. Evet tarama testi bitti. Sıra geldi konu testine. Şimdi bir kırmızıyı alalım. Biraz daha inceltelim. Kenarı 4'ten OA kenarı 11'den OC 12'den geçecek şekilde yerleştirilmiştir. AO eşittir OB'ye OA eşittir OB'ye bunu da söyledik o noktası merkez olduğuna göre x kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bakın şurası 30 derecelik yay, değil mi? Saatte 2 saatin arası 30 dereceydi. O halde burası da 30 derece diyelim. Şurası 1 2 3 4 tane 30'u görüyor dostlarım. 120 merkez açı olduğu için şu da 120. Yani toplam burası 150. 150 ise şu eşit açılara 15, 15 kalır dostlarım. Şurası da 15, burası da 15 oldu. 30, 15 daha 45, 135 kaldı bizim x açısına. Hemen ikinci sorumuz. Şimdi o ile b'yi birleştirirsek bu da bir yarıçaptır. 25 ise burası da 25'tir ikiz kenardan. Şimdi merkezden tyt indirilen yarıçap dikiniyordu. Buraya da dik diyelim. A, B, C açısını soruyor. 25'i buradaysa şuraya da 65 kaldı diyebiliriz dostlarım. Evet, üçüncü sorumuz. Bir ailenin aylık giderleri o merkezi daire üzerinde gösterilmiştir. Eğitim gideri toplam giderin yarısını oluşturmaktadır. Neymiş şimdi toplam giderin yarısı? Kira, burası, mutfak ve eğitim şu. Üçü toplam yarısını oluşturuyor. Yani üçünün toplam merkez açısı 180 derecelik bir yay oluşuyormuş. Fatura ile taksitler birbirine eşit olup tamam o zaman bunun da merkez açısı x derecedir diyelim. Genel gider ise fatura giderlerinin yarısına eşittir. Genel gider de faturalın yarısına eşittir. O zaman x bölü 2'dir. Bunun da merkez açısı. X açısı kaç derecedir? Şimdi şunların toplamı 180'di. Şu üçünün toplamı 180. O zaman geriye kalanların da toplamı 180. X, X ve X bölü 2. X bölü 2 artı X artı X. 180 olacak. Buradan 2X, 4x 5x bölü 2 eşittir 180. 5'e bölelim 5'e bölelim 36. x eşittir 36 çarpı 2'den 72 geldi. Şuna bakalım. Geometri tahtasına yarım çember yayı çizilmiş. Bakın yarım çember yayı ve eşit uzunluktaki şunların her biri eşit uzunlukta. O zaman arkasındaki yaylar da eşit. Şimdi kaç tane var burada bunu sayalım bir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane boşluk var. Hemen 180'i 9'a böldüm. Her biri 20 derece çıktı şunların dostlarım. 20 20 yazalım şunlara. 20 20 20 20 ve 20. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi biz bu çemberi şöyle tamamlasaydık. Alfa 1 dış açı. 1 şu yayı görüyor, değil mi? ikinci olarak gördüğü ya şurası 20'de dahil. Yani bir yarım daire. Şurası yarım dairedir. 180 derece. Bir de 20. Yani bir 200 görüyor. Eksi. Bir de şuradaki 3 tane 20'yi yani 60'ı görüyor. Bunların farkının yarısıydı. Alfa dediğimiz şey. Yani 140 bölü 2'den 70 dereceymiş dostlarım. Saat tam olarak 3'tür. 90 dakika sonra yelkovanın taradığı açı akrebin taradığı açıdan kaç derece fazladır diye sormuş bize. Şimdi 90 dakika sonrasına gidelim biz dostlarım. Şimdi tam e, bir 1 saatte şöyle ile 2 saatin arası 30 dereceydi. 90 dakika sonra yelkovan şimdi 12'nin üstünden başlıyor. Bir tam tur dönüyor. Yani 60 dakika dönüyor artı bir de 30 dakika dönecek dostlarım. Şuraya gelecek. Yani yel kovan 90 dakika sonra şurada. Ama bir tam tur dönecek. Yani bir 360 derece dönecek. Artı bir de yarım tur. Yani 180 dönecek. Bu yel kovan. Şimdi akrebe bakalım. Şimdi bir kere tam 60 dakikada 3'ün üstünden 4'ün üstüne gelir yel kovan. Yani bir saat geçer. 30 derece bir döner. 60 dakikada 30 dakikada bir e, 30 derece döndü buradan 30 dakikada tam 4 ile 5'in ortasına gelir yani bir 15 derecede buradan döner toplamda ne yaptı 45 derece dönmüş oldu. Bu ne kadar döndü dostlarım 360 artı 180 540 derece döndü ne kadar fazla 495 derece fazla dönmüş dostlar. AB'ye paralel biçimde kale yamanca kesildiğinde MN MA yayı ile NB yayının toplamı 80 paralel oldukları için bunlar dostlarım 40-40 diye paylaşırlar eşitti biliyorsun paralel kirişler arasındaki yaylar AK ile LB'nin toplamı 60 o zaman 30-30 bakın burada bir alfa var şuradaki alfa şurası alfaymış 70'i gören merkez açıda 70 derece olur. Cevap Adana'dan gelir. Evet. Yedinci sorumuz. Görüntüleri verilmiş. Bakın bu adam ipin boyu sonuçta ne kadar sallanırsa sallansın değişmeyeceği için bunların üçü birbirine eşit. Ne diyor şimdi? T1 anından T3 anına doğru sadece saat yönünün tersinde ilerleyen tokmağın ucu alfa derecelik yay taramış olup e, şuradan alfa derecelik yay taramış. Yani şuradan şuraya gelirken alfa derece dönüş yapmış dostlarım. A aysu 2 aysu alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi bu 2 alfa ise tabi eşit oldukları için bu da 2 alfadır diyeceksiniz. Sonra e, lıp 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 taramış olup başka da bir şey yok. Şimdi Şurası merkez. Şöyle bir çember çizdim dostlarım. Birbirine eşit 3 uzunluğun kesiştiği nokta merkez olur. Bunların ucundan da çember çizilir. Bunlar yarıçap kabul edilir dostlarım. Yarıçap değil mi artık bunlar bizim için? Peki başka neler söyleyebiliriz buradan? Yay taramış olup başka da bir şey yok ya bu kadar. Evet şimdi şuradaki iki alfa neresiydi? Ha tamamı mıydı iki alfa? Ha şuranın tamamıymış iki alfa kardeş. O zaman burası buraya eşit değil. Şimdi oldu tamam. Şimdi bu alfanın gördüğü yay şurası oldu değil mi dostlarım? Merkez aç olduğu için bu da alfa. İki alfanın gördüğü yay da şurası oldu. Çevre aç olduğu için bu da 4 alfayı gördü. Toplam 5 alfalık bir çember 360 derecedir. Alfa 72 yapar. Cevap Adana'dır yani. Şimdi oldu. Evet. 50. Bir teğet kiriş açı gördüğü yay 100 olacak değil mi dostum? Şuraya 100 yazalım. 100'ün gördüğü çevre açı, 100'ü gören çevre açı yarısı olacak 50. İkiz kenar olduğu için 130 kalır şu eşit açılara. 130'u da bunlar kardeş kardeş paylaşıp 65-65 diyebiliriz. Bakın bu 50 ile bu x'in toplamı iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten 65'e eşit olacak. Demek ki x 15 olacak ki toplamları 65 olsun. Evet bu da bitti arkadaşlarım. ÖSYS sorularını çözmüyoruz biliyorsunuz. Telif hakkı nedeniyle. Evet öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.